Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Selim. Bugün sizlerle 11. sınıf Edebiyat 1. dönem 1. yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin verilmekte ve bu metinle alakalı iki soru sorulmakta. Öncelikle metnimizi okuyalım ardından da sorularımıza geçeriz. Uykusunun pare pare parçalandığı gecelerde sanki doğru üstüne üstüne gelmişti dev adımlarıyla. Kim bilir kaç gece sabaha kadar kendi kendiyle konuşmuş, korkuyu bir yorgan gibi üzerine giymişti titreyerek. Küçük evinin küçük odası üstüne yürümüştü yalnız kaldığı her gece. Gözyaşları masum birer öpücük gibi belki milyon defa yanaklarından ustaca kaymış, dudaklarının kıyıcığında tuzlu bir tat bırakmıştı. Aynı sıklıkta kuru bir toprak üzerinde aksaydı bu gözyaşları, derin yarıklar oluşturur ve hatta ebedi silinmeyecek izler bırakırdı geleceğe. Tıpkı önüne gelen, her şeyi alıp götüren çamurlu seller gibi. Dört yıl ve kanlı gözyaşları. Hayat sahnesinin çöküntü fasılası. Uçurumun kenarında yaşanan bu fasılda, yüzlerce kez albümünü açmış ve her fotoğrafına saatlerce bakmıştı kadın. Hatta konuşmuştu onlarla canlıymış gibi. Nefes alıp veriyorlarmış gibi. Ah canım, güz gülleri gibi dökülen yanım. Seni ne kadar özledim dedi içinden. Alıp başını gitmek geldi içinden uzaklara. Buna göre ilk sorumuza bakıyoruz. İlk sorumuzda yukarıdaki hikayenin bakış açısını yazıp bu bakış açısı hakkında kısaca bilgi veriniz denilmiş. Bu hikayede arkadaşlar hangi bir bakış açısı kullanılmıştır diye soracak olursak ben ilahi bakış açısını söylerim. Çünkü burada e, yazar aslında bize kişilerin içini anlatmak. Mesela buradaki kadının içinde geçerlileri anlatmakta. Kim bilir kaç gece sabaha kadar kendi kendiyle konuşmuş bakın. Ardından 4 yıl kanlı gözyaşları hayat fasılası. Yaşayan bu fası da yüzlerce kez albümünü açmış ve her fotoğrafına saatlerce bakmıştı kadın. Yani burada kadının içinden geçenleri anlattığı için ve e, anlatıcı olay ve kişilerle ilgili her şey bize bildirildiği için burada bize aktarıldığı için burada ilahi bakış açısından yararlanılmıştır diyebiliriz. O yüzden de ilk olarak ilahi bakış açısı kullanılmıştır yazalım. İlahi bakış açısı kullanılmıştır kullanılmıştır. Bilgi olarak da bu bakış açısıyla ilgili şunları verebiliriz. Onu da hemen şuradan ayırıp söyleyelim. Anlatıcı, olay ve kişilerle ilgili her şeyi okuyucuya aktarır. Okuyucuya aktarır. Bu metin içinde şunu söyleyebiliriz. Yazar bize e, yukarıdaki metinde kahramanın aklından geçenleri anlatmaktadır. Yazar bu metinde kadının diyelim daha doğrusu kadının aklından geçenleri anlatmıştır. Bu şekilde ilk sorumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. İkinci metin sorumuza geçelim. Burada ise yukarıdaki metine geçen mekanı yazınız denilmiş. Mekana ne diyebiliriz? Mekana arkadaşlar küçük evin küçük odasını verebiliriz. Küçük evin küçük odası. Mekanımız burasıdır. Evet bu şekilde ikinci metin sorumuza tamamlamış olduk. Hemen diğer sorumuza geçelim. Burada da aşağıdaki parçada parantezle boş bırakılan yerlere konması gereken noktalama işaretini yerleştiriniz deniliyor. Noktalama ile alakalı bir soru sınavda kesinlikle böyle bir soruda karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Buraya da hemen yıldız, yıldızımızı atabiliriz ve devam edelim. Hava daha da kötüleşmişti. Trafik aksamış. Karın zorluklarına alışkın olmayan insanlar gittikçe sertleşen kar tabakası üzerinde ağır aksak dengesiz yürüyüşlerle bir an önce gidecekleri yere varma telaşına düşmüşlerdi. Cümlemiz burada son buluyor ve burada e, buradaki ifadeden sonra küçük harfle başlanıldığı için nokta koyamayız. O zaman ne koymamız lazım? Virgül. Trafik aksamış virgül ardından devam ediyor. Gidecekleri yere varma telaşına düşmüşlerdi. Burada ne koyabiliriz? Burada da e, ifademiz sonlandığı için noktayı koyabiliriz ve ardından büyük harfle başlanılmış o yüzden noktadır. Rıza Bey derince içini çekti. Derince içini çekti. Ardından gene noktamızı koyacağız çünkü bitmiş gene yargımız. Ardından hayat bu işte hep mücadele diyor. Kim diyor? Bunu Rıza Bey diyor. Bunu dediğini belirtmek için buraya da arkadaşlar konuşma çizgisini koymamız lazım. Hayat bu işte hep mücadele mücadele denildiğinden sonra bakın hep mücadele burada bir duygu aktarıldığını anladığımız için ne koymamız lazım? Bir ünlem koymamız lazım. Hep mücadele dedikten sonra ünlemimizi koyuyoruz. Sonra da yorulmamak adına hep yorulmak olarak metnimizi bitiriyoruz. Yani sonuç olarak trafik aksamış, virgül telaşına düşmüşlerdi. nokta içini çekti. nokta sonra konuşma çizgisi hayat bu işte hep mücadele şeklinde ifademizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim 3. sorumuzdan. Bu da yazım yanlışıyla alakalı bir soru. Aşağıdaki parçada geçen yazım yanlış sözcükleri bulup sözcüklerin doğru şeklini tabloya yazınız denilmiş. Gelin öncelikle bu yazım yanlış olan sözcükleri bulalım ardından da doğrularını yazalım. Bugün çok heyecanlı ve neşeliydi. Bakın buradaki bugün kelimesi yanlış. İlk yanlışımızı bulmuş olduk. Bütün gün bir köşeden bir köşeye gezip durdu. Sanki hayatına çok önemli bir şey eklenmişti. Bakın burada ne var? Burada da bir şey var. Bu da yanlış yazılmış. Sonra yavaş yavaş yorgunluğunu ve hayata karşı isteksizliğin üzerinden attığını his etti. Burada da bir yanlışlık söz konusudur. Sabah kalktığında gördüğü karışık rüyalar bile onun bugünkü mutluluğunu bozamadı. Bakın burada da bugünkü ifadesi yanlış yazılmıştır. Gelin şimdi bunların doğrusunu yazalım. Bugün arkadaşlar ayrı yazılmaz, birleşik yazılır. Bugün şeklinde bunu bir doğru yazacağız. Ardından bir şey bakın buradaki şey kelimesi her şey, hep şey veya her şey her zaman arkadaşlar buradaki şey kelimemiz nasıl yazılır ayrı yazılır. Şey her zaman ayrı yazılmaktadır. O yüzden bir şey var küçük harfle yazalım bunları. Büyükle yazmamıza gerek yok. Bir şey şeklinde yazılır. Şey her zaman ayrı arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz eğitim hayatımız boyunca. Ardından his etti bakın. Hissetti mi deriz? Hissetti mi deriz? Burada bir türeme vardır. Hissetti. Burada bir ünsüz türemesi olduğu için buradaki 2S'yi kullanmamız lazım arkadaşlar. Bu yüzden de bunları bitişik yazacağız ve 2S kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde yazdık. Sonraki yanlışımıza bakıyoruz. Bugünkü. Bugün nasıl yazılıyordu? Bugün bitişik yazılıyordu. Bugün Q dediğimizde de Q'yu aynı şekilde eklememiz lazım arkadaşlar. Buradaki Q'de nedir? Bağlaç olan ki değildir arkadaşlar. Buradaki ki hani bugünkü sıfat olarak kullanılmıştır. Bugünkü mutluluk. Ne zamanki mutluluk? Bugünkü mutluluk. O yüzden de burada sıfat olarak kullanıldığı için Q'yu bitişik yazmamız lazım. Ve bir yanlışımız da şurada var. İlk olarak gözümüzden kaçmış. Eklenmiş di. Eklenmiş ti olacak. Ünsüz benzeşmesinden dolayı. Şey, şeyden sonra D2 geldiği için bunu T olarak çevireceğiz. Ve buradaki yanlışımızı da eklenmişti şeklinde düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle yanlış yazan ifadelerimizi bulup doğrularını yazmış olduk. Diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 20 puanlık bir soru. Sanat eserinin değerini gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, kelimelerin müzik değerini savunan ve par Parnasizme tepki olarak doğan şiir akımı nedir diye soruluyor aslında nedir arkadaşlar sembolizmdir. Sembolizm. Bakın ne diyor değil duygu işaret ve biçimleriyle yani sembol edilerek bir sembolize edilerek olduğu için ve parnasizme karşı e, doğan bir akım olduğu için buraya sembolizmi yazmamız gerekiyor. Diğer sayfamıza geçelim. Buradaki boşluğumuz İstanbul hikayecisi olarak tanınan, hikaye sayısının çokluğu, konu çeşitliliği, hikaye yazma yöntemiyle dikkati çeken, Semaver ve Sarnış adlı hikaye kitabından alınan Meseret Oteli hikayesini okuduğumuz yazar kimdir diye soruluyor. Kimdir arkadaşlar? Said Faik Abasıyanık'tır. Said Faik Abasıyanık. Hikaye alanında e, ismini çok duymuş olduğumuz ve aş, e, hikaye alanında oldukça bilinen bir yazarımızdır kendisi. Hikaye. Said Faik Abasıyanık adını duyduğumuzda direkt hikayeye yapıştırabiliriz arkadaşlar. Hikaye sayısı oldukça çoktur ve İstanbul hikayecisi olarak da bilinmektedir. Said Faik Abasıyanık bunu unutmuyoruz. Durum hikayesine nokta nokta tarzı hikayede denir. Durum hikayesini arkadaşlar Çehov tarzı Hikayede denilmektedir. İlk e, örneğini Çevo verdiği için Çevo tarzı hikayede denilmektedir diyebiliriz. Denize ilgili hikayeler yazan, konularını Ege ve Akdeniz'in kıyı ve açıklarında gelişen, denize bağlı olaylardan alan, asıl adı Cevat Şakir Kabağaçlı olan yazarımız kimdir? Bu da arkadaşlar Halikarnas Balıkçısı'dır. Halikarnas Balıkçısı. Zaten burada denizle ilgili hikayeler yazmasından dolayı böyle bir at ona verilmiştir. Ünvan verilmiştir. Halikarnas balıkçısı. Asıl adı da neymiş? Cevat Şakir Kabağaçlı arkadaşlar. Bu ifadeyi de unutmuyoruz. Buradaki iki ifadeye yıldızımızı koyalım. Ve devam edelim doğru yanlış bölümümüz. Aşağıda verilen cümleleri doğru ve yanlışa değerlendiriniz denilmiş. Bakalım ilk ifademize. Her edebi eser bir edebiyat akımına bağlı olarak yazılmak zorundadır yanlıştır arkadaşlar. Yazar isterse veya şair bu akımlardan bağımsız olarak istediği şiirini yazabilir. Yani herhangi bir akıma bağlı olacak diye bir şart yoktur. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifade olacaktır. Direkt yeğimizi koyalım. Bir hikayenin yapı unsurları denince olay, kişi, zaman ve olay, kişi, mekan ve zaman akla gelir. Evet doğrudur. Hikayenin yapı unsurları olaydan, kişiden, mekandan ve zamandan oluşmaktadır. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. Bilinç akışı, anlatım tekniğinde anlatıcı, hikayede kahramanın aklından geçenleri sanki onun karşısında durup da okuyormuş gibi verir denilmiş. Evet doğrudur zaten biz buna bilinç akışı dediğimiz için bu ifademiz de doğru bir ifade olacaktır anlatım teknikleriyle alakalı. Devam edelim. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Cumhuriyet dönemi toplumcu gerçekçi eğilime bağlı yazarlardan biri de Orhan Kemal'dir. Evet bu ifademizde doğru bir ifade olacaktır. Orhan Kemal'in gerçek ismi Mehmet Ra Raşit Öğütçü'dür ve aynı zamanda toplumcu gerçekçi eğilimine akımına bağlı olarak e, eserler bize sunmuştur diyebiliriz. Son doğru yanlış ifademize de bakalım. Muallim Naci Cumhuriyet dönemi hikaye yazarlarından biridir denilmiş. Bu ifademiz yanlış olacaktır. Çünkü Muallim Naci Cumhuriyet dönemi hikaye yazarlarından değildir. Tanzimat dönemi hikaye yazarlarından olacaktır. Tanzimat dönemi. O yüzden de bu ifademiz yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Buraya da yanlışımızı koyarak diğer sorumuza geçelim. Altıncı sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerle aşağıdakileri doğru biçimde eşleyiniz deniliyor. 10 puanlık bir sorumuz. Yukarıdaki ifadelerimize bakıyoruz. Olağan işler, gerçekçilik, simgecilik, havada bulut ve coşumculuk. Alttaki ifadelerimiz sembolizm, Said Faik, Abasiyanık, Romantizm, Reşat Nuri, Güntekin ve Realizm. Bakalım ilk ifademiz sembolizm. Sembolizm denildiğimizde yukarıdaki kavramlardan hangisini eşleştirebiliriz? Bakacak olursak simgeciliği eşleştirebiliriz. Çünkü sembolizmin diğer adı arkadaşlar simgecilik olacaktır. Simgecilik. Eş anlamlı da yazabiliriz eş anlamlı veya aynı anlamlı yazabilirsiniz. Said Faik Abasiyan'a bakacak olursak buradaki kavramlardan hangisiyle eşleştirebiliriz onu? Havada bulutla eşleştirebiliriz. Çünkü havada bulut Said Faik Abasiyan'ın bir kitabıdır arkadaşlar. O yüzden de buraya havada bulut yazalım. Kitabı yazalım yanına da. Said Faik Abasiyan'ın bir kitabıdır diyebiliriz. Romantizm, romantizm akımı verilmiş. Romantizm akımı neyle alakalı olabilir? Yukarıdakilerden coşumculukla alakalı olabilir. Coşumculuk da romantizmin akımının eş anlamlısıdır veya diğer adıdır da diyebiliriz. Arkadaşlar bu akımların diğer adlarını eş anlamlarını da ezberlemenizi bilmenizi tavsiye ederim. Çünkü öğretmenleriniz o şekilde de sorulabilir. Mesela romantizm akımı demez de Co coşumculuk akımı der. Eğer siz coşumculuğun romantizm olduğunu bilmiyorsanız romantizm akımının anlamını bilseniz de sorunuz direktman gider arkadaşlar. O yüzden eş anlamlılarına dikkat ediyoruz. Reşat Nuri Güntekin denilmiş. Reşat Nuri Güntekin dediğimizde de buradaki kavramlardan hangisini yazabiliriz? Olağan işleri yazabiliriz olağan işlerde Reşat Nuri Güntekin'in Güntekin bir kitabıdır diyebiliriz arkadaşlar. Olağan işler. Realizm denilmiş. Realizmle neyi getireceğiz? Zaten tek gerçekçilik kalmıştı. O yüzden gerçekçiliğe de burayla eşleştirebiliriz. Ve gerçekçilik de realizmin akımının gene eş anlamlısı olacaktır. Gördüğünüz gibi akımların birçok eş anlamlısı var. O yüzden bunları bilmenizde fayda var arkadaşlar. Hemen onları da yıldızımızı koyalım. Romantizm akımı, realizm akımı ve sembolizm akımı. Yedinci sorumuz. Cumhuriyet döneminin 1940-1960 yılları arasında nokta nokta toplumcu gerçekçi nokta nokta ve nokta nokta yansıtan hikayeler yazılmıştır denilmiş. Buradaki boşlukları nasıl doldurabiliriz? İlk olarak... 1940-1960 yılları arasında bireyin iç dünyasını esas alan bireyin iç dünyasını esas alan diyelim bu şekilde ve toplumcu gerçekçi ve başka olarak modernist bunların zaten hepsini biliyorsunuz arkadaşlar bunları da sınavdan önce çalışmanızı tavsiye ediyorum ve ne yazabiliriz milli ve Dini, duyarlılık, duyarlılığı yansıtan hikayeler yazılmıştır. Hangi yıllar arasında? 1940-1960 yıllar arasında Cumhuriyet dönemiyle bireniş dünyasını esas alan toplumcu gerçekçi, modernist ve milli ve dini duyarlılığı yansıtan hikayeler yazılmıştır diyoruz. Bu kısımda bizim için oldukça çok önemli arkadaşlar. Buraya da çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ve devam edelim. Son sorumuza geldi sıra. Cümlenin ögeleriyle alakalı iki ifademiz var. Onları da yapalım. Yüklemden önce gelen kelime cümlenin hangi ögesidir yazınız. Öncelikle buradaki ve bize verilen cümleyi ögelerine ayıralım arkadaşlar. Öge bulmada ilk önce ne yapıyorduk? Yüklemimizi buluyorduk. Şöyle bakacak olursak okuldan eve koşarak geldim. Yüklemimiz nedir? Geldimdir. Hemen burayı ayıralım buraya yüklem diyoruz. Geldim. Kim geldim? Ben geldim. O yüzden öznemiz ben ve burada yok özlemiz. O yüzden onu atıyoruz. Okuldan. Nereden dediğimizde okuldan cevabını alabiliyoruz. O yüzden buraya da yer tamlayıcısıdır diyebiliriz eve koşarak geldim. Nereye geldim? Eve geldim. O yüzden yer tamlayıcısı diyoruz. Nasıl geldim? Koşarak geldim. O yüzden buraya da zarf tümleci dememiz gerekiyor. Ve böylelikle cümlemizin ögeleri yer tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, zarf tümleci ve yüklem olarak ögemizin dizilişini yazmış olduk. Bizden istenen ise yüklemden önce gelen kelime cümlenin hangi ögesidir? Yüklemden önce gelen kelime zarf tümleci arkadaşlar. O yüzden buraya da zarf tümleci yazarak 5 puanımızı direkt alıyoruz. B'ye bakalım. Ben okulda çok mutlu oluyorum. Özneden sonra kullanılan kelime cümlenin hangi ögesidir? Gene bunda da aynı tekniği uygulayalım. Öncelikle ögelerimizin dizişini bulalım. Ben okulda çok mutlu oluyorum. Buradaki yüklemimiz nedir? Oluyorum değildir arkadaşlar. Sakın burada yüklemimizi oluyorum olarak almayın. Çünkü mutlu olmak bir birleşik fiildir. Yardımcı eylemlerle kurulan bir birleşik fiildir. O yüzden mutlu olmak bizim yüklemimiz olacaktır. Kim mutlu oluyorum? Ben mutlu oluyorum. Ben öznemiz. Nerede? Okulda. Ne kadar? Çok. Bu şekilde ögelerimizi sıralayacak olursak özne yer tamlayıcısı zarf tümleci ve yüklem olarak e, ögelerimizi dizmiş olduk. Özleden sonra kullanılan kelime okuldadır ve okulda da yer tamlayıcısı olduğu için buraya da yer tamlayıcısı şeklinde cevabımızı yazmış olduk. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. 100.000 abone olmamıza çok az kaldı. Sizlerin sayesinde 100.000 abone olacağımızı da eminim arkadaşlar. Yazılı sitemizi de ziyaret etmeyi unutmayın. Yazılayım.net ve bizi Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.